merhaba. Yurt dışından mı geldiniz efendim? Yurt dışından gelmedim, yok. Ya yurt dışından geldim, evet. Nereden geldiğimi unutuyorum. Yani yurt dışından geldim, doğru. Yani, Emre var içeride, Emre ile buluşacağız. Yeni bir proje falan için mi yoksa böyle bir öyle... Kim, Emre ile mi? Evet. Emre Belezoğlu ile buluşacağım. Yok, yeni proje derken onun yeni projesi var. Ama bizim projeyle ilgili ona da çok danışıyorum sağ olsun. Biz ama Gönel abi kardeş sohbeti. Çok seviyoruz birbirimizi. O yüzden bir kavuşma günü gibi bizim için. Abi hayırlı olsun de diyelim bu arada. Hull City kesinleşti mi garanti? Ya kesinleşti mi derken tabii ki sonuçta evrak sürecindeyiz. İnşallah güzel olacak. Yani heyecanlıyım tabii ki. Yani ülkemizin futbol konusu... Sağ ol kardeşim. ülkemizin hani bu konudaki futbol konusundaki başarılarını zaten defalarca yaşadık ve milli takımımız da bizi çok mutlu etti geçenlerde. Ben de kulüp anlamında Avrupa'da ses getirecek bir proje peşindeyim. İnşallah başarabilirsem hani dünyanın konuştuğu bir takım yapmak istiyorum. Ama tabii ki hani Türk takımı olduğunu hissettirerek, bilerek. Ya bunu soracaktım abi, evet. Mesela neden Türkiye'de bir futbol takımı değil de yurt dışında tercih ettiniz? Ya şimdi yani bu bir tercih meselesi. Ben aslında futbola eğlence gözüyle bakıyorum. İngiltere küçüklüğümden beri hani futbolunu çok seyrettiğim, kral kupaları seyrederdik, süt kupaları seyrederdik küçükken. kral kupaları seyrederdik, süt kupaları seyrederdik. Yani futbol olarak her zaman böyle ilgi duyduğum bir lig. Şu anda da dünyanın NBA'yi oldu bence. Biz de hani ekip olarak orada ses getirmek istiyoruz. Yani önemli bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Yani Avrupa arenasında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız. Türkiye'de de beklenti var hani o anlamda sizden, kulüp başkanlığı açısından özellikle hemşerilerinizin, evet, beklentisi, evet, var. Bir de Fenerbahçe'den de var yani öyle bir beklenti. Ya Türkiye'de tabii ki hem Fenerbahçe hem Erzurumspor'a elimden geldiğince destek veriyorum. Bu amatör ruhla yaptığım bir şey. Yani ben küçüklüğümden beri Fenerbahçeliyim. Ve bu yüzden de tabii ki kulübümü desteklemeye çalışıyorum. Bu benim amatör tarafım diyelim. Bu kulüp de burada kulüp sahibi oluyorsunuz. Başkan olmuyorsunuz. O yüzden burası işin daha profesyonel tarafı. O yüzden hani hem amatörüm hem profesyonelim, iki türlü oynuyorum oyunu diyebiliriz. Hemen derbi soralım abi, Fenerbahçeli olarak. Galatasaray-Fener derbisi. Ya Fenerbahçe-Galatasaray, daha doğrusu Galatasaray-Fenerbahçe maçı şu anda. Böyle maçlar için bir tahminde bulunmak imkansızdır. Tahminde bulunan da üzülür. Çünkü çıkmaz bu tahminler. O yüzden ben de bu konuda bir hani futbolla ilgili hani iyi bir tabii ki merakım var ama bu maç için herhangi bir tahminde bulunamayacağım. Çünkü bu derbidir. Ne olacağı hiç belli olmaz. Gönlünüz Fenerbahçe'den yana mı? Ben Fenerbahçe'yim tabii ama yani Galatasaray dostlarımız da var. Ya ben hani futbolla ilgili hani Türkiye'den biraz da belki uzakta durmamın sebeplerinden biri de hani futbolu biz fazla ciddi alıyoruz. Yani İngiltere'de futbolu tamamen bir gösteri olarak görüyorlar. Adamlar maç bitiyor, hep beraber alkışlıyorlar. Rakip takımı da alkışlıyorlar. O yüzden hani futbolun bu eğlence tarafının İngiltere'de çok daha ön planda olduğunu görüyorum. Ülkemizde maalesef hani bizi birleştirmesi gereken bir spor açıkçası birbirimizi bölüyor. Bu niye oluyor anlamış değilim. Yani ben eğer herhangi bir gün Türkiye'de en ufak bir yetkim olursa, olur mu Allah bilir onu, şimdi düşünmüyorum da, tek yapacağım şey futbolun bizi birleştirmesini sağlamak. Hep beraber futbolun eğlencesini yaşamamızı sağlamak. Bu çünkü çok güzel bir spor. Bu futbol niye birbirimize bizi düşürüyor anlamıyorum yani. Abi Hull City'de yani orada profesyonel olarak başlıyorsunuz ama Türkiye'de de mesela birçok futbolcuyla bağınız var. Evet. Yakınlığınız var. İlerleyen dönemde Hull City'de Türkiye'den futbolcu kesinlikle, antrenör kesinlikle düşünüyor musunuz? Hem antrenör düşünüyorum. Yani antrenör konusunda bir şey diyemem. İnşallah olur da. Şota ismi çıktı ama abi, doğru mu? Ya Şota olabilir. Alternatiflerimizden biri ama orada da şimdi bir hocamız var. Yani aslında bizim bir 3 hafta ihtiyacımız var. 3 hafta sonra bazı şeyler belirlenecek. Çünkü takım başında da bir hoca var. Ama Türk futbolcularını oraya götürme konusunda son derece kararlıyım. Biraz şöyle diyeyim arkadaşlar. Yani ben aslında bu takımı hani zamanın Milan'ı vardı, Inter'i vardı. Inter'de işte Almanlar vardı, Milan'da İtalyanlar vardı. Ben de bu takımın genel omurgasını bizim kendi kardeşlerimizden yapmayı düşünüyorum. O yüzden de bu projenin asıl dayanağı aslında Türkiye'nin ne diyeyim size, dünyada böyle Türklerin bir araya gelip de Avrupa futbolunda sürekli oynadı. Tabii ki Avrupa kupalarında oynuyor takımlarımız ama bizim maçlarımız belki haftada 3 kere olacak ve belki de Premier Lig'e çıkarız. Allah bilir. Bu konuda da tabii ki öyle bir hayalimiz var. Sanki hedef milli takıma futbolcu yetiştirmek gibi bir şey mi? Yani çok önemli bir akademisi var takımın mesela. Çok güzel bir soru sordun. Takımın çok iyi bir akademisi var. Çıkardığı futbolcular şu anda İngiltere'de ciddi derecede popüler.
Ve Manchester United'ın mesela eski kaptanlarından biri Hull City'nin altyapısından çıkmış. Bu altyapıyı kullanarak tabii ki hem dünya futboluna ve tabii ki artık akademi bizim bu Türk vatandaşlarımızla daha doğrusu bizim daha yakın iletişim sağlamamızı sağlayacak. Ne kadar mutlu olurum bir tane Türk yetenek, bir tane değil inşallah birkaç tane yetenek çıkarsam ve hepimiz gururlansak ne kadar güzel olur. Ben gireyim artık. Son olarak geçtiğimiz haberde yani, bir haber çıktı. Yemek var ya. O ses final yapacak gibisinden bir haber. Saçma bir haber yani. Jürimizden de mutluyuz. O sesten de mutluyuz. Hani birisi bir deli kuyuya taş atıyor. Ondan sonra millet konuşmaya başlıyor. Ben niye programı bitireyim? Yani bu işin hani zevk aldığım program. Jürimi seviyorum. Hepsi birbirinden değerli. Yani hiç öyle bir huyum da yoktur. Program bitireyim. Çok fazla popüler ve ünlü olan jürilerin olmasının dezavantajı diyebilir miyim? Ya normal. Ya bazen işte diyoruz ki birisi bir şey dediği zaman öbürleri de inanıyor. Yani ben burada basını da suçlamıyorum. Bir yerde bir haber çıkıyor. Eskiden gazeteler bu haberleri çok çek ederdi. Şimdi bir internet sitesinde çıkan bir haberden gazeteci olup olmadığı bile belli değil. Herkes alıp kullanabiliyor. Burada da biraz yanılma oluyor aslında. Burada kasti bir hareket yok. Öpüyorum hepinizi, çok seviyorum. Abi, senin yokluğunda program... Abi seni çok seviyorum. O ses rapte var zaten. Acun abi.